yakalanmamışlar. Nasıl gidiyor? Dün ruhumu teslim etmeme ramak kalmıştı. Ben geçen hafta da London yayınladım ve önce tepkinizi görmek istedim. Ondan sonra baktım tepkiler çok iyi. Herkes diyor ki yemeğimi aldım önüme, izledim nasıl geçti anlamadım 30 dakika. Çok eğlenceliydi falan filan. Harika. O yüzden madem iki taraf da memnun, neden bunu bu hafta yapmayalım mesela? Ayşe aşağıda dersten 11.20'de çıkıyor. En azından 11.20'ye kahvaltı yapabilelim gibi bir şey düşüncem var ama evde yumurta yok. Gerçekten. Ne yapacaksın? Sen yumurta söyleyeceksin. Yani başka hiçbir şey yok. Ya arkadaşım şu an bana yazıyor. Komşusunun kızı mı? Evet. Demiş Çilemakar'ı tanıyor musun? Biz onu hep sınıfta izliyoruz diye sınıfında demiş. Çok tatlı. Ben böyle şeyler duyunca aşırı duygulanıyorum. Aşırı. Arkadaşlar dün aşırı güzel şeyler oldu. Dünü çekemedim ama efsane güzel şeyler oldu. Hemen sizinle tek tek paylaşıyorum. Birincisi iPhone 12 alacağım. Evet yanlış duymadınız. Bu eziyetten ikimiz de kurtuluyoruz. Beni artık HD görebileceksiniz, anlatabiliyor muyum? Ama önümüzdeki pazartesi alacağım. Dün olan diğer güzel şey ise ben Filmler ve Filmler kanalını aşırı seviyorum. Ta böyle 2017'den beri falan takip ediyorum o kanalı. Eleştirel parodiler olsun, film incelemeleri olsun, vizyona hönkürme vardı zamanında. Ona gittim. Bayağı fanıyım yani o kanalın, tamam mı? Taha... Selamlar. Ve dün Taha ile buluşup bira içtik. O da çok güzel bir ayrıntıydı dünle alakalı. Böylece aşırı sevdiğim kanalı birebir tanımış oldum ve aşırı eğlendim. Ama tabii onları çekemedim çünkü vlog çekmem herhalde ya falan diye düşünüyordum ama o kadar ilgi yağdı ki muhteşemsiniz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ben de seve seve yapıyorum yani. O zaman dans. Değil kahvaltı. Bir gün sizinle konuşmadım ya dün yani mesela. Ama tamam bitiremeyeceğim yani. Nereden başlasam kafam karıştı. Voldemort kendini 7 parçaya bölüyordu ya. Korkuluk işte defteri, günlüğü oluyordu. Hiç kimse sabah 11'de ben. Tek lokma yemedim ve beynim çalışmıyor. Rüyamda şey seçmeye çalışıyorum böyle. iPhone 11 Pro Max var, bir de iPhone 12 var, bir de iPhone 12 Pro Max var. Acaba hangisini alsam falan diye böyle bütün rüyam boyunca bunu uğraştım. Pazartesiye kadar telefon almak için nasıl bekleyeceğim? Ama onun açılışı falan da çok güzel olacak. Burada vlogda beraber açarız. Çok heyecanlı olmaz mı? Apple Watch da alacağım çünkü. Allah izin verirse iPad de almayı düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Ne? Furkan nerede? Furkan gerçekten senin arkadaşlığından şey yapmamız lazım. Def etmemiz lazım. Şunu biliyorsun ki Furkan'la gidersem o Apple mağazasına. Şey de alırsın kendine AirPod Pro Max bilmem ne falan da alırsın. Tezime başladım bu arada. Koronadan dolayı uzatma hakkım varmış. Önümüzdeki dönem mezun olabiliyorum ve dün bunu öğrendim. Bugün dilekçe yazacağım işte dönemimi uzatmak istiyorum falan diye. Çarşamba gününe video editleyeceğim. Çarşamba günü yarın. What? Ondan sonra cevaplamam gereken mail ve mesajlar var. Bir de Yohis bana yine yazdı. Arkadaşlar Yohis biliyorsunuz hani böyle kıyafet denerken birilerine sallıyorum falan. Bana yine kıyafet göndermek istiyorlarmış. Sanırım o videolardan bir tane daha yapacağız. Hazır mısınız? Evet, bugün gerçekten çok sıkıcı bir gün daha. Ortalığı toparladım. Şimdi çalışacağım. Size başımın ne kadar zonkladığını anlatamam. Bu haftanın kötü günü de bu galiba arkadaşlar. Bu arada bu kısımları gösteriyorum çünkü şey yazanlar oldu. Vlogda çalıştığımı görünce çalışası gelenler oluyormuş. Gaza getiriyormuşum. O yüzden gaza gelin. Çalışın. Ama gerçekten bir şeyleri yapacağım falan diye yazıp ondan sonra yapıp bitirmenin hazzı bambaşka arkadaşlar. Enstitüye dilekçe yaz. Bütün gün çalışacağım. Hiçbir aktivitede bulunmayacağım, sadece çalışacağım. Perşembe günü dövme yaptırıyor olmam ve sizi de götüreceğim. Furkan geçen haftanın vlogunda kendisiyle ilgili yorumları atıyor bana. Ben de gülüyorum. Reşat'la bu videomuzu editliyorum ve çok eğlenceli gerçekten. Beni de dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela ya, çok ciddi bir ilme ve çok ciddi bir kırmızı. Ağzıma sıksam nasıl olur? Sıktın mı? Evet. Çeşme suyu mu? Evet. Aferin sana. Venüs Koç burcunda bu konuda ne düşünüyorsun? Koç burcu. Çok sıkıldım. Cause I was in my room. Go when you said hello. Cause I'm gonna let you go. Am I falling in love with the one that could break my heart? Stresten öleceğim. Bir tane iş çat diye böyle son anda geldi. Şu anda geceye kadar onu falan yapacağım böyle. Kafamı allak bullak ettiler tabii ki. Hı-hı. Tamam. Merhaba. Ben yine bol söyledim. Bu sefer Meksika bolu söyledim ve aşırı açım. Benim o kadar kötü durumda ki yeni bir şey yüklemeyi kaldıramayacağım. O yüzden How I Met Your Mother izleyeceğim. Box.
Merhabalar. Hoş geldin. Ay evet, çok komik ya. Mood'um tam olarak Furkan şu anda. O kadar gergin. Hafıza kartı ne zaman lazım sana? Şimdi. Yarına video istediler. Yarına. Yarına saat akşamüstü 4. Son durumu söylüyorum. Yeni hafıza kartı alınca kamera düzeldi. O yüzden videomu çekebileceğim. Çok şükür rahatladım. Ve ayrıca da AirPods'larıma kabaldım. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Kafayı yiyorum. Aşırı tatlı. Evet, burada çekimimi yaptım. Arka plan çirkin gözükmesin diye bütün gözüme çirkin gözüken şeyleri buraya fırlattım. Ve bu şekilde videomu çektim. Poke topumla aşk yaşıyorum. Gerçekten bugün başıma gelen en güzel şey olabilir. Video çektim halimden belli olduğu gibi. Onu oturup editleyeceğim. Sonra Reşat'la olan videomuzun editini bitireceğim. Tüm bunları yaparken ölmemeye çalışacağım. Enstitüye asla ulaşamadım bütün gündür. Tezimi halletmem gerekiyor. Asla telefon açmıyorlar. En sonunda ben de hocaya şikayet ettim. Telefonlarımı açmıyorlar diye. Bugün herhangi bir yaşama belirtisi göstereceğime dair bir umudum yok. Arkada villada sopası da bunu destekliyor bence. Çalışacağım ve yatacağım gibi duruyor. Evet. Bırak ya, kafa dinle işte, ne güzel. Gerçi yine cumartesi pazarı yasak yaptılar yine ya. Günah aşkolar. Bir dakika, kamerayı sileyim. Bugün saçımı düzleştirmemeye karar verdim. Şu an hani nefret etmedim. O yüzden dedim ki böyle kalsın. Dün hayatımın en sıkıcı günüydü. Sizi buna dahil ettiğim için çok özür diliyorum. Telafi edeceğim, merak etmeyin. Aksiyonlarımız da var bu hafta. Bir takım aksiyonlarda bulunacağız. Furkan'la Moda'da kahvaltı yapalım dedik. Ve bugün yapılacak çok fazla işim var. O yüzden bilgisayarımı yanıma alıyorum. Ne olur ne olmaz her ihtimale karşı. Let's go! Evet. Yorum 1. Bu yoktan sonra Furkan'ın Apple Watch'una bir şey olmazsa daha da bir şey olmaz babuş. İnşallah vallahi bir şey olmaz. Bak, burada kaç kişi bir nazara bakar. Sonunda Furkan'ın vlog kapanışında vlogu ele geçirmesi demiş Elvina. Tavuklu mantarlı krep yiyeceğiz. Arkadaşlar yemek geldi ve çok beğendim. Bir tane göstereceğim size. Hayır, yemez. Çek elini. Beklediğimden daha güzel geldi. Çok güzel görünüyor. Tadı da güzel değil. Beklediğimden daha iyi. Afiyet olsun. Size de afiyet olsun. Başarılı. Enal'ın Bu Kadar mı diye bir şarkısı var ya. Biz geçen sene bir ara sardık buna. Sürekli bunu dinliyoruz böyle. Spotify'a girdim, açacağım, lupa alacağım ve akşama kadar dinleyeceğim mesela. Spotify'a bir girdim. Bu Kadar mı şarkısı yok. Bunu gören Çilem ne yaptı? Tabii ki de Emre Altun'a diyemezdim. Dedim ki Emre Bey, ayıp oluyor. Lütfen bunu koyar mısın dedi. Aradan bir sene geçti. Şu an Spotify'da şarkı bir şey değil. Kesin benim mesajımı gördü ama daha cevap vermedi. Verecek, ben inanıyorum. Bana göbüs açtı. Seveceğim. Sen tatlısın. Adaba. Nefret ediyorum. Soğuktan nefret ediyorum. Aniden kahve almaya buradan. Rafine aldı şu an gözükmese de. Şarkı yazdığıma taktım. Kafamda çalıyor sabahtan beri. Furkan Şenol'un gerçek yüzü. Akasya'ya gideceğiz. Furkan'ın uçak indirmesini bekliyorum şu an. İki tane videoyu hem editlemesini bitirdim hem de upload'a koydum. Mükemmel, üretken bir gün. Seni çöpe atacağım, poşete yazayım. Arkadaşlar yine boş yaptığım bir tweet tuttu ve 1 milyon görüntülendi. Yeter! Ya bakarım, ayağını denk aldım. Akasya AVM. Sen sinsi, sen yılan. Akasya Modon. Apple'a girmeyelim ha, bak sakın. Bir tane MacBook mu alsın acaba? Hayır. Sakin ol Çilem, haftaya Çilem. Görüyorum ama dokunamıyorum, çok saçma. Önce yemek yiyeceğiz, sonra alışveriş yapacağız falan filan. Ben yine emekli drinkimi içiyorum. Ay, nane de koymuşlar, muhteşem. Az önce başkası için gelen yemeği bizim zannettim. O hayal kırıklığını bir tahmin edin. Hamburger söyledik bu sefer, şimdi hamburger yiyeceğiz. Ben Colorado burger söyledim. Furki sen ne söyledin? Midpoint burger söyledim. Midpoint burger, okey. Daha biliyorum, aynen. Anlaştık, tamam, ben onlarla konuşayım. Gömleğim artık benimle özdeşleşti yani. Başarılı. Evet, evet. H&M'e geldik. Şuna bayıldım ama neden? Neden bu şekildesin? Neden crop top değilsin? Furkan'ı sattım şunlara bakmak için. Aşırı güzeller ve ben yazın full bunlarla gezebilirim evde diye düşünüyorum. Furkan'a ceket alıyoruz. Ben şimdi Victoria's Secret'tan parfüm alacağım. Ya da Body Mist, bilmiyorum. Herhangi bir koku, çünkü benimki bitmek üzere. Neyse, gidiyorum şu an Victoria's Secret'ta. Furkan'cığım görüşürüz tatlım. Bye. İki tane Body Mist aldım. Evet. Eve gidince gösteririm. Şimdi ben de deneyeceğim. Şundan aldım. Dım dım. Çok güzel bir kot. Furki sen de göster. Çektik 501'leri. Furkan'la birbirimizi gaza getirip bir şeyler almamız bol bilmem kaç.
karşımızda abi kardeş çalışıyoruz. Plaka kiralık olunca ortalama 4-5 diye biliyorum. Evet yani. Evet almadı. ama ben ne yaptım? Hello, bugün bir muhteşem pantolonu giyeceğim. Doktor randevum var, dövme randevum var ve dışarı çıkacağız. Yaşasın. Öncelikle pantolonu muhteşem ötesi. Bunu giydim çünkü dövmeyi şuraya yaptıracağım. Aa, size şeyleri gösterecektim, body mistleri gösterecektim. Bir tanesi vanilyalı ne, bir de rush var. Bu biraz da soft bir koku, bu biraz daha böyle ne bileyim. Ay bu da çok fresh bir koku. Ama sanırım bugün vanilya hissediyorum. Furki kankim bana kahvaltı hazırlamış, kıyamam. Ben sana teşekkür ederim. Bugün çile makara, küt böreği nasıl yenilir onu göstereceğim. Bence böreğimiz. Böreğimizi doğrattırmadan alıyoruz, böyle kıvırıyoruz bunu. Oha hiç, oha. Sonra kıvırdığımız böreğimizi pudra şekerine bandırıyoruz. Şaka. Ve bunu böyle yiyoruz. Oha, ben de deneyeceğim. Şöyle kıvırıyorum. Pantolon nasıl olmuş? Güzel, iyice batır. İyice, yiyorum. Mantıklı. Çünkü bu üstüne dökünce dökülüyor yani. Hatıralar sunulmaz. 2000'ler Türkçe pop sevdaları bilir ki bu muhteşem bir şarkı. Diyorsun dönüp bakıyor. Başkaları ne yapıyor? Şap ayarlıyor. Bakın kimle konuşuyorum. Melis Haskım'la konuşuyorum. Saçımı yine düzleştirmedim. Ah. Artık odaklanır mısın? Uf, neyse az kaldım telefona. Asla vaktim yok. Üstüme de sweat giydim çünkü dışarısı çok soğuk. Arkadaşlar geldim, ben bir dakika şunu durdurayım. Bağdat Caddesi'ne geldim, doktora gideceğim. Ondan sonra oradan gideceğim dövmeciye. Şimdi doktor şey, mezoterapi ve PRP tedavisi görüyorum arkadaşlar saçımdan. Saçım döküldü çünkü benim baya. Sonra bu tedaviye başladım ve çok memnunum. O yüzden gelmeye devam ediyorum. Bir ara İrlanda'ya gidince bırakmak zorunda kaldım. Bugün de seansım var, şimdi ona gidiyorum işte. Saç dökülmesiyle alakalı benim bir tane videom var. Hani nasıl döküldü, ne oldu, bu tedavi ne falan. Her şeyi orada anlatıyorum. Onu bulabilirsiniz eğer bilmiyorsanız ve böyle merak ediyorsanız bu konu işte. Selam. Efendim, Instagram'ın kraliçesi. Ben şimdi PRP olacağım. Kanımı alacaklar. Onu bekliyorum. Bence de daha iyi oldu çünkü bir iki ayda bile şeyini görmüyorum. Ya çok güzel. İnanmıyorum. Bayılırım. Tam benlik. Ya çok güzel. Aşırı tatlı. Akil. Çok güzel. Çok öptüğümü söyleyin. Çok teşekkür ettiğimi söyleyin. İsmini de çekeyim eğer beğenirseniz. Ben çok beğendim. Bekliyorum şu an Perif için. Perife ne biliyor musunuz niye kan alınıyor? Kan alıp saç diplerini enjekte ediyorlar ve o şekilde saçlar çıkıyor. Saçıma bakmıyorum. Sen PRP'li ve bu şekilde kalmak zorunda. Dövme yaptırmaya gidiyorum şu anda. İnanabiliyor musunuz? Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Arkadaşlar minoksilim bitmişti, onu da aldım. Bu da saç için ve evet hala kullanıyorum. Bunu çok soran oluyor da. Neyse yapacağım. Saçla alakalı ayrı bir video yapacağım. Haberiniz olsun. Aa çok tatlıymış. Şu an gözüküyor. Aynen. Çok güzel. Burada bir tane tatlısı var. Seni yerim. Sırf ilk dövmemi Dublin'de yaptırdım cümlesini kurabilmek için ilk dövmemi Dublin'de yaptırdım. Kolumda bir de bileğime yaptırmıştım aynı anda. Sol tarafı istiyoruz değil mi? Bir tane var. Çok heyecanlıyım. Şimdi eve geldim. Kargo gelmiş, onu göstereceğim size. Yaka mikrofonu aldım sonunda. Yaka mikrofonuyla video yapacağım ve kurtulacaksınız siz de o kötü sesten. Dövmeyi yıkamak için Protex aldım. Sürekli bepantoş sürmek gerekiyor. O yüzden ondan aldım. Gece 5'te yatıp sabah 9'da falan kalktım. O yüzden çok uykum var. Ama 7'de de canlı yayın var. YouTube'da canlı yayın yapacağız. Yemek söyledim yolda gelirken. Dövmeyi şu an size gösteremiyorum. Çünkü üstünü kapladık yani. 4 saat falan öyle kalması gerekiyormuş. Şuraya fotoğrafını koyayım. Aşırı beğendim. Aşırı beğendim. Tam istediğim gibi oldu. Hatta istediğimden daha güzel oldu. Bu kadar ayrıntılı olacağını düşünmemiştim. Mertcan'ın Instagram hesabını zaten koymuştum. Yine koyarım. Selin'den görmüştüm. Hani Selin'ki dedim. Ben de dövme istiyorum. Çok tatlı, yaşasın. Denemek için sabırsızlanıyorum. Ya. İşte bu. İşte bu. Sonunda Türkiye Netflix'ine de Friends geldi bugün. O yüzden bunu
Friends tişörtümle Friends'iz diyerek kutlayacağım. Saçım böyle bir güzel mi? Lütfen söyler misiniz? Düz mü kıvırcık mı? Tabii ki yine McDonald's söyledim. This bitch can't live without McDonald's. I mean, I was gonna be homeless. So Monica, what a wonderful brother she... Evet. Selam deyin vloğa. Gözüküyorsunuz vlogda şimdi. Japonya'da öğrendiğimiz var. Buenos Aires'te yani. Bütün Avrupa Schengen bölgesinde geçerli. Anneme şöyle bir mesaj attım, ağzıma tükürecek şimdi. Aaa ya Paşko. Duygulandım şu an. You're on my vlog. Say something decent. Something decent. Okay guys. Don't do drugs. Stay in school. Bir saattir donmuş halde burada bekliyorum arkadaşlar. Bu salak telefonla bakışıp duruyoruz. Böyle bekliyorum. Bir şey değil mi? Aşırı canım sıkıldı bu duruma. Benim şimdi yazmam gereken bir yazı var. Onu yazacağım. Ondan sonra yatacağım saat 10 ama dün gece saat 5'te yattığım için çok uykum var. Günaydın. Bir Yoins videosu daha geliyor. Yoins outfitlerimi seçiyorum. Bakın kim mesaj attı. Sinirliyim ki anlatamam size. Yani o zaman en büyük kıyafet krizini yaşadım ve aşırı sinirliyim. Hani böyle giymek için bulmaya çalışırken böyle her şey etrafı fırlatmalı bir kıyafet krizi yaşadım yani. Biliyorum çok aşk kız problemlerim var şu an. Şimdi Beşiktaş'a geldim. Hava çok güzel değil, fena değil. Yani en azından güneş var, buna da okeyim. Ay çok güzel. Yaşasın, güneşi özlemişim. Evet, okay. Ben bir teriyaki soslu somon salatası alabilir miyim? Tabii. Toplantı devam ediyor. Notlarımı alıyorum. Bir de şimdi yemek yiyeceğiz. This is great. This is more than enough. I really need it's you. Like... Ya yine tabii ki de yapabileceğim en kötü outfit seçimini yapmışım. Bak böyle böyle duruyorum çünkü rüzgar var. Donuyorum. Böyle bir günde bile donmayı başardım. Tebrikler. Benim gerçekten 98 derecede falan yaşamam gerekiyor galiba. Şu kalabalığa bakar mısın? Korkunç bir kalabalık var. Yorgun kafam, çökten yara, çok yara derim. Bir şey diyeceğim, hayatımda ilk defa erik turşusu yiyeceğim ve biranın yanında getirmeleri. Bol sık. Çok güzel. Değil mi? Aşırı eğleniyorum şu an. Sen de şu kadar insaf yok be. Bunu bir de şunu aldım. Çok tatlı.